Herkese selamlar dostlar. 9 Aralık 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. UEFA Avrupa maçları var. Genellikle maçlarıma baktıysanız veya sizler birazdan anlatacağım. Kimlerin kazanması gerekiyorsa, kimlerin puanı ihtiyacı varsa genellikle onları değerlendirmeye çalıştım. Toplamda 9 tane maç önerisi. Videonun sonunda da sizlere 2 orandan bir ideal kombin önerisi yapacağım. Şimdiden herkese bol şanslar. Ondan önce sırayla rapordan başlayalım. Yüksek misli iletişim grubunu ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Burada dediğim gibi zaten anlatıyorum. Yüksek oynadığım zaman buraya atıyorum. Dortmund mücadelesine handikaplı oynadık. Zaten başarılı bir şekilde geldi. 5-0 gibi skorla bitti. Benfica'nın direkt galibiyeti var burada. Şimdi ben videoyu erken saatlerde çekiyorum biraz. Maçlar daha başlamadı. Umarım Benfica galip gelir diyeyim. Yani bakalım sizler de yorumu yazarsınız galip gelirse diye. Buraya 500 attık. 1000 TL alacağız. Yüksek misli grubunda dediğim gibi her zaman kupon vermiyorum. Böyle yüksek bastığım zaman güvendiğim kombin olursa biliyorum ki zaten sizlere de arkadaşlar Dortmund maçıyla Benfica maçını kombin yapmıştım. Sadece 4.5 altında bir kombine de Onun da oranı 2.22'ydi zaten. Nesine oranlarıyla birlikte. Yüksek oran grubuna baktığımız zaman ise yine ekranda gördüğünüz üzere dün 3 tane mücadele verdim yüksek oran grubuna. Leipzig e, mücadelesi başarısız oldu. Fakat bir tane arkadaşım dalga geçmiş. Yorumlarda ondan bahsedeyim. Ben diyorum ki sistem takımı büyüktür al yani her şey. sistem takımı büyüktür, beştir şeklinde biraz dalga geçmiş. Sıkıntı yok. Biz de gülük geçtik. Ben de hatta kahkaha kah kah attım yorumuna. Ee, yani Manchester oyunu oyununu izleseydiniz, izleyenler mutlaka vardı. Bana katılacak. İsteseydi çok rahat 5 atardı. Fakat o isteksizlik vardı. Mesela Foden koşu yapıyor. Fernandinho pası atsa atabilir. Fakat top çevirmeden yana kullandı. 2-1 mağlup oldu. Tam o istekli oyun yoktu. Milan mücadelesinin 10 buçuk ben yüksek oran olarak önermiştim. Maçta zaten 12 korner çıktı. En yüksek bana 10 500'tü. Ki zaten YouTube'da da verdim. Real Madrid maçını direkt Masson'u 1 olarak verdim. YouTube'da vermedim. Hatta 0'dan 1 bile deneyebilirsiniz bu şekilde önerdim. Real Madrid 2-0 gibi kazandı. 2-0-3'lük oranıyla onu da değerlendirdim. Değerlendiren arkadaşlara şimdiden tebrikler. Ana Telegram grubundan göstermek gerekirse canlı maçlar da veriyoruz tabi. Mesela yeni bir editör aldım bu arada. Hayırlı uğurlu olsun diyelim onu da editör arkadaşımız. Şöyle vermiş. Real Madrid mücadelesine ev sahibi 1.5 üstü idealden vermiş. Mesela 100 liraya 145 TL gibi. Maç hızlı, yine aynı şekilde ben nasıl vermesi gerektiğini de anlattım zaten. Maç hızlı şekilde yanlışı almış, anlatmış. Burada da ilk bahis won şekilde, ilk bahis ilk won şekilde yazmış zaten. Bakalım burada da canlı bahislerimizle bugün de maçlar başlayacak. Birazdan ilerlemeye çalışacağız ana telegram grubunda. Gelmek isterseniz de seviyelerden bahsedeyim hemen sizlere. Destek paketimizde bir hizmetimiz yok. Sadece destek amaçlı ana telegram grubumuza girmek isteyenler. Ana telegram grubu artı yüksek oranlı grubumuza girmek isteyenler. Her şey daha iletişimde ise ana telegram, yüksek oran grubu ve yüksek misli oynadığım kuponları görebileceğiniz bir telegram grubu mevcut. Toplamda 3 gruba da girebilirsiniz bu paketten. Girmek isteyenlere bol şanslar diyelim. Şu an ayağını zor getirsin. İlk mücadelemizle başlayalım. Real Sociedad ile PSV mücadelesi. Şurada bunu söylemek istiyorum bakın. Ekrana yazı vereyim hatta. Dikkat dikkat şekilde. Kırmızı bir yazı vereyim. Arkadaşlar Avrupa Ligi'nde lütfen biraz daha dikkatli olun. Şampiyonlar Ligi'nde çünkü Şampiyonlar Ligi'nde düz geliyor ya. Çünkü bilindik takımlar olması gereken oluyor. Avrupa'da o zor oluyor. O yüzden mislilerinizde, bütçenizde, kasanıza göre oynayın. Yattım, battım, bittim. Olmayın. Kamu spotu gelsin. Yazı da gitsin bu arada. Şimdi Real Sociedad'la PSV mücadelesi. Bakın maçlarımın hepsini puan durumu üzerinden anlatayım isterseniz. Bakın PSV'nin buradan en kötü beraberlik alması lazım. Mağlup olursa ikinci olarak eleniyor yani. Playoff'a gidiyor. Play gidecek hatta. Playoff için yarışıyor bunlar. Monaco zaten aldı götürdü burada. Monaco da galip gelecektir mutlaka zaten. Fakat şöyle şunu belirteyim. PSV takımı burada istenilerini bence alabilir. Yani burada bir 0 2 çıktı şans gidebilir. Real Sociedad, Sociedad burada baskı kuracaktır. Real Sociedad da takım gibi takım. Yani Taş gibi takım derler ya, öyle bir takım. Beraber iyi futbol sergileyen oyuncular var. Takım oyununu sahaya yansıtabiliyor. Son zamanlarda bir dalgalı olsa da bu maçta vatanı yoğun ortaya koyacaktır ya. Sociedad takımı, PSV takımında bazı sakat isimler vardı. Geri döndü o sakat isimler. Gakpo geri döndü, Maduike geri döndü mesela. Dediğim gibi bazı sakat isimler geri döndü PSV takımında. Burada da ilk 11 çıkabilir mesela. Ki aynı şekilde baktığımız zaman da oyarza Zabal Real Sociedad tarafından Sörloth oynayabilir. Portu Keza. Arkalarında zaten destekli oyuncular var. Merin olsun, Guevara olsun gibi kaliteli isimlerle burada Real Sociedad saldıracaktır. Ben buradan 1-50 gibi bir oranıyla sizlere her iki takımın atacağı golü değerlendirmenizi önereceğim Değerlendireceklere bol şanslar. Napoli ile... Leicester City mücadelesi. Yine aynı şekilde grupta çok önemli bir mücadele. Çünkü gruptaki puanlara baktığımız zaman da 8, 7, 7, 6. Yani herkes kim yenerse buradan o çıkacak. Napoli kendi evinde oynayacak bu mücadelede. Napoli'de bazı eksikler, eksikler var tabi. Bu eksikler can sıkıyor. Insigne mesela bu maçta oynar mı oynamaz mı şüpheli durumda. Oynarsa büyük faktör. Muhtemelen hoca riske atabilir burada Insigne'yi. Osimhen'in bir sakatlığı var. Kolibali'nin bir sakatlığı var. Manolasında şüpheli. Oynar oynamaz. Yani Napoli'nin eksikleri var. Napoli eksik olsa da takım halinde gol atmayı biliyor arkadaşlar. E son maçta zaten Atalanta mücadelesini canlı izledik ki güzel kazandık. Masson 2'yi kazandık. 2-44 gibi oranında katıl grubunda. Rolling yaptık o mücadelede. Leicester'a karşı oynayacaklar. Ben burada Napoli'nin kendi evinde eksikleri olsa bile gol bulmasını bekliyorum. İleride Petenya oynarsa biraz sıkıntı. O adamda biraz kazmalık var çünkü. Fakat onun dışında Lozano, Insigne oynayabilir dediğim gibi. Zielinski Hücum hattına artık bakacağız kimi oynatırsa. Leicester tarafına baktığımız zaman da Premier Lig'de çok gollü maçlar oynuyor. Hücum hattında zaten hatta şunu söyleyeyim. Leicester Lig'deki son mücadelesinden bahsedeyim sizlere. Mağlup oldular Aston Villa'ya fakat bazı isimleri dinlendirdi bu da. Mesela Jimmy Vardy oynamadı. Bazı birkaç ismi de dinlendirdi Leicester mücadelesinde. Ben burada ideal 11'i çıkarmasını ve Avrupa'yı istediğini biliyorum ki zaten zirvedeler şu an en kötü buradan kaybetmek istemeyeceklerdir. Yine de artık arkadan da geçebilirler. Çünkü işler sıkıntı. Yani kim kime dumduma bu grupta. Maçta ilk gol gelirse maç açılır gider üstte de gider var da olur. Ben fakat KG var yanındayım her zaman. O yüzden burada KG varı 1.46 gibi oranından sizlere önermek istiyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Fenerbahçe Frankfurt mücadelesi. Ondan önce bir tane görselim var. Görsel ekrana gelsin isterseniz. Şöyle görselde koyayım şöyle bir yere videonun artık neresinde. Bakın Vitor Pereira ne demiş? Vitor Pereira başlık olarak en üstte bizim önceliğimiz lig. Aa baba bitti. Bu adam böyle diyorsa ki zaten şöyle de bir şey var. Görselden bahsedeyim biraz isterseniz öyle gitsin. Şimdi Vitor Pereira şöyle diyor. Biz diyor bu maçta savaşacağız diyor. Fakat bizim önceliğimiz lig diyor buradan en iyi kadromuzu çıkarıp savaşacağız falan diyor da yani bizim önceliğimiz dediği anda ben zaten bittim. Yani bu maçta zaten Fenerbahçe'nin puan durumunda da çok fazla oynamıyor. Yani bu maçta mağlup olabilir Frankfurt takımına karşı. Ben şöyle bir öneri yapacağım sizlere. Görsel gitsin. Puan durumuna baktığımız zaman da burada Frankfurt takımı Berabere de kalsa veya galip de gelse artık galip gelirse zaten garantiliyor. Fenerbahçe'ye hiçbir oynama yok. Üçüncü olarak konferans ligine zaten direkt tamamlıyor. Ne üstte çıkıyor ne alta. Pereira da bizim öncelemizlik için ben bu maçta çok fazla gol beklemiyorum. Öncelikle idealden sizlere burada 3.5 altını bir 1.40 gibi orandan önericem. İdeal tercih isteyenler ben bu maçta 4 golün çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. İdealden 3.5 altını 1.40 gibi orandan deneyebilirsiniz. Yüksek orandan da ne düşünüyorum diye bakarsanız yani Pereira öyle dediği için söylüyorum. 4.5 altında 2 yaparsanız 2.40 gibi oranı var. Ben burada Frankfurt takımının eğer alsa puan alsa tabii ne ala ülke puanına katkı ama ben duygusal yaklaşmamaya çalışıyorum. Ben burada 4.5 altında 2 Frankfurt'ta kazanabilir diyorum. Fakat maç genelinde dediğim gibi 3.5 alt biraz daha benim gözümde ideal bir tercih olacaktır. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar diyerekten geçeyim. Lazio Galatasaray mücadelesi. Yine bir görselim var ekrana gelsin. Sarri'nin açıklamalarından bahsedelim. Sadece arkadaşlar Galatasaray açıklaması. Burada Hüseyin Şimine bir elemanla e, toplantı yapıyor Lazio'da. Bu akşam antrenmanından sonra zaten takım artık maçı hazır bir şekilde. Immobile belki oynayamayabilir Galatasaray mücadelesinde. Onun hakkı şu an hatta sarviz ediyor basın açıklamasında. Belirsiz diyor yani maç saatinde belli olur. Ama muhtemelen bu şerefsizler oynatacak. Immobile'yi muhtemelen oynatırlar. Çünkü Sarri de açıklamana baktığımız zaman da biz bu gruptan artık lider olarak çıkmak istiyoruz diyor. Galatasaray'ı yenerse zaten burada liderliğini alacak ve çıkacak lazım takımı. Galatasaray takımı nasıl bir futbol sergileyecek? Galatasaray takımı da şöyle bir oyun sergileyecektir bence. Biraz daha kompakt futbol oynayacaklar. Yani geride bekleyecektir ama bakın yapmamız yapmamamız gereken bir futbol tarzı bence. Geride bekleyip pozisyon buldukça çıkarsak bence Lazio bizi yener. Ben Fatih Terim'in umarım geride bekletmez takımı o cesur, korkusuz futbolumuzu oynarsa Galatasaray mücadelesinde. Ben burada arkadaşlar Galatasaray takımının gol bulmasını bekliyorum. Lazio da atabilir. Ben buradan idealinden yine varını alacağım. Galatasaray takımı o korkusuz, cesur oyununun gençler o Mabel olsun, Kerem olsun, Halil, Çikıldao, Morutan gibi isimler yine o cesur oyunumuzu oynarsa Avrupa'da, Avrupa'da oynadığımız şekilde devam ederse umarım öyle gider. Geriye kapanmayız. Ben burada Galatasaray takımında gol bulmasını bekliyorum. Lazio kendi evinde zaten saldıracaktır. O yüzden KG var yine idealdir. Ludogorets ile mücadelesi. Grupta işler karışık burada da ondan dolayı değerlendirdim. Zaten Ludogorets'in bir iddiası yok. Kızıl yıldızla Braga değerlendirip birbirleriyle mücadele ediyor. Burada ikisinin de berabere kalırsa belki Midland takımı burada 3-4 atarsa gruptan lider çıkma şansı bile var. Midland takımının burada ne yap, ne edip maçı kazanması lazım. Oran da düşüyor. Oran düşmeden değerlendirme yapabilirsiniz bu mücadeleyi. 53 gibi orandan direkt Midland tarafına galibiyetini önereceğim ben sizlere. Çünkü Rakipleri birbirleriyle oynuyor. Logo de bence yenebilir. İlk maçta zaten şöyle göstereyim. 1 gibi kendi evinde beraber kaldı. Fakat istatistik anlamında da şöyle gösterir, göstermek gerekirse. Yani 17 tane şut çekmiş. Kaleye pek fazla isabet bulamamış. Kacan pozisyonlar. Yani Logo biraz ezmiş burada. Oran deplasmana göre risk biraz var. Tabii galibiyet riski Tabi her zaman var. Taraf bahisi her zaman tehlikeli. Fakat burada Midland takımı kazanırsa ikinci veya üçüncü, birinci olma şansı var. O sebepten dolayı burada sizlere Midland'ın direkt galibiyetini önereceğim. 1.53 gibi de oran açmışlar. Değerlendireceklere bol şanslar. Ben Marsilya'yı atlamışım galiba. Marsilya ile devam edelim. Marsilya da Lokomotiv Moskova ile oynayacak. Marsilya'nın grup aşamasına baktığımız zamandaki puan durumunu Alsa da üçüncü, verirse dördüncü. Burada üçüncü olmak isteyecektir mutlaka. Marsilya takımı bence bu maçta zaten yenilmez ki. İlk maçta baktığımız zaman da ilk maçta deplasmanda bir bir beraber kaldı. Ki o maçı da özetini izlediğiniz zaman da Marsilya'nın çok ezici bir futbolla Moskova'yı Rusya'da ezdiğini, Moskova'da ezdiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Bu sefer kendi evinde oynayacak. Kadroda rotasyonu da yapabilir. Konferans ligine gidecek şu an takım. Çünkü ikincilik veya birincilik iddiası yok. Ben Marsilya'nın burada kazanmasını bekliyorum. Fakat çok fazla da kasmasını beklemiyorum. O sebepten dolayı şöyle bir taktik düşündüm ben. Marsilya takımı birkaç rotasyon yapsa da kötü giden Moskova'ya, kendi liginde de kötü giden Moskova'ya 4.5 altında galip gelir diye düşünüyorum. Onun da oranı 1.54 gibi oranı var. Değerlendirecekler. Bu şekilde değerlendirme yapabilirler. Yüksek olan isteyenler ise ben 2-0 gibi bir skor beklediğimden dolayı handikap bile belki değerlendirilebilir. Yüksek oran grubunda duruma göre ben değerlendirme yapabilirim. Genk mücadelesindeyiz. Genk'le Rapid mücadelesi. Normalde Genk'i almam. Fakat neden aldım? Yani Genk'e son şans veriyorum arkadaşlar. Yani Genk'in bendeki son şansı. Eğer bu maçı da alamazsa kara listeye atarım ben bu Genk'i. Çünkü Genk'in son mücadelesine bakalım. Şimdi Genk burada ikinci olma şansı var mı? Var. Playoff şansı var mı? Var. Neden var? Dinamo Zagreb takımı West Ham deplasmanına gidiyor. Muhtemelen orada puan çıkarması çok zor. Genk takımı Rapid Vienna'nin deplasmanında 1-0 gibi skorla yanlış hatırlamıyorsam aynen. 1-0 gibi skorla deplasmanda mağlup etti. Genk son mücadelesine baktım. Dedim ki bu Genk kadrosuna rotasyon yaptıysa ben bu Genk'e bu sefer oynarım ve alamazsa da kara listeye eklerim. Bu sezon daha da değerlendirmem. Genk'in hücum hattındaki bazı onaçu mesela Nijeryalı takımın Nijeryalı sanırım. Fil dişi veya yani Nijerya, Nijerya olması lazım. Nijeryalı golcüsünü dinlendirdi. Birkaç tane daha oyuncu Ito var mesela onu da dinlendirdi. Hücumdan bazı oyuncular dinlendirdi. Genk'in bu maçta ben galibiyetini tekrar değerlendireceğim. Dediğim gibi deplasmanda yendi. Puana da ihtiyacı var. Zagreb takımı West Ham deplasmanına gidiyor. Orada puan çıkarmasının zor olduğunu bilecektir genk takımı. O yüzden burada kendi evinde galibiyeti asılacaktır. 1.55'te bunun oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. Union Berlin ile Sılvar Yaparak mücadelesi çok güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum ben. Güzel gollü bir mücadele geçer. Puan durumunda da baktığım zaman da Sılvar Yaparak buradan elinden geleni yapacaktır. Genke, genke diyorum. Union Berlin'e mağlup olmamaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Sılvar Yapırak arkadaşlar bizim çek ya, ya puan kazandırdığı için Türkiye'nin direkt rakibi yani. Ben buradan Union Berlin'in kazanmasını istiyorum. Ülke puanı için gerçekten önemli. Sılvar Yapırak burada puan kaybesini isterim. Fakat Sılvar Yapırak da olumlu pozitif futbol sergiliyor. Girdiği pozisyonlardan bitiricilik anlamda yüzdesi çok yüksek bir takım. Şöyle maçta 5 tane pozisyona giriyorsa 2 tanesini gol yapabilen bir takım Sılvar yaparak Kendi liginde zaten iyi gidiyor. Union Berlin de ilk maçta 3-1 gibi bir skorla galip geldi ve ezdiğini de söyleyebilirim yani. Ben burada Union Berlin ne kadar galip geleceğini düşünsem de Sılvar yaparak da Union Berlin kalesine gol göndereceğini düşünüyorum. Çünkü mağlup olduğu takdirde playoff şansı gidiyor. Sılvar yaparak da kaybedecek bir şey olmadığından dolayı burada Union Berlin kalesine gol de gönderir diye düşünüyorum. 1.55'ten burada sizlere KG var tercihini eee değerlendirmenizi öneriyorum. Direkt bir 55'ten KG var alabilirsiniz. Değerlendireceklere şimdiden bol şanslar. Vitesse ile Mura mücadelesi. Yine çok güzel bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Vitesse takımına baktığımız zaman da buradan Tottenham ile aynı puanda Tottenham nereye gidiyor? Ren mücadelesi oynayacak Tottenham takımı da. Kendi evinde oynayacak fakat Ren mücadelesini. Vitesse'ni ben buradan İlk ma, ilk yani ilk yarıdan maçın fiş, maçın fişini çekmesini düşünüyorum. Zaten kalite anlamında çok fazla var ve Vitesse takımı ofans anlamında çok fazla iyi iş yapan bir takım Vitesse takımı. Ben burada Vitesse takımının galibiyetinden ziyade zaten oran açmamışlar. Oran da düştü ilk yarı galibiyetinin. 1.40 gibi oranı vardı. 1.36'ya düşürdüler. Mural ile arasında kalite farkı bariz olduğundan dolayı Vitesse takımının ilk yerden galibiyetini oynayacağım, değerlendireceklere bol şanslar. Arkadaşlar toplamda 9 tane mücadele anlattım sizlere. Bir kombin önerisi olmayacak bu videoda. Katıl grubunda bir öneri yapmayı düşünüyorum. 2 tane kombin çıkardım. Katıl grubunu önerme önereceğim. Fakat 9 maçın herhangi bir ikiliyi sizler seçebilirsiniz. Hatta yorumlar kısmına sizler de ikili tercihlerini yazaraktan da veya kendi tahminleriniz dolu yorumlar kısmına yazaraktan da fikir alışverişi yapabilirsiniz. Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bol şanslar.